kadın kolları güçlük olanımız, geçmiş dönemde ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, diğer siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütleri, partimizin cefakar üyeleri, kıymetli basın mensupları, değerli emniyet mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Düz Yoluna ilk programımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sevgili Cemişim ve İlgi Yönetimle İlgi Kendi konularına teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. Gençlik konularımıza teşekkür ediyorum. Üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlar benim için efsane. 46 sene sonra milletvekili çıkarmamıza çok büyük emekli olan efsane ilçe başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Gene bu delege seçimleri için bir başkanımız bir şeyler söyledi. Arkadaşlar şu anda 159 tane il delegemiz var. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyedir. Bolu örgütünden, Sakarya örgütünden kimse gelip burada delege olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatlığı delege oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Temmuz ayında başlayan kongre sürecimiz bugün yapmakta olduğumuz ilk kongresiyle sona eriyor. Sandık başına göre yapan yöneticilerimize, üyelerimize, sandık başına gelip oy kullanan demokrasi şölenimize katılan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğüne Kuvayi Milliye Ruhu'yla kurulmuş 100 yıllık köprünün ulu çırağı Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin karşısında il başkanı adayı olarak bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün gözük geldiği durum adaletten uzaklaşmış adalet sarayları, talimatla çalışan hukuk sistemi, bilimin yanından geçmeyen üniversiteler, parça olmuş bir eğitim sistemi, gücü ve stoklu, devletin her kararısında pervasızca karşılık bulduğu, liyakatın yok olduğu, ulusun sesi olması gereken medyanın iktidarın adeta silahçıları olduğu, yapılan yanlışlar söylendiğinde, eleştirildiğinde, tehditle, yıldırmayla, iftirayla, baskıyla insanların korkutulduğu, ifade özgürlüğünün inanılmaz şekilde daraltıldığı, kuvvetten aykırma ilkesinden vazgeçilerek tek adam yönetiminde evrildiğimiz, yaşamın değil, ölümün kutsallığı, ulusumuzun hayat gerçeklerinden uzaklaştırılarak kadere ve fıtrata inanılmadığı yozlaşmış bir siyasi yapı, yozlaşmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, maalesef bu yozlaşma bölgemizdeki belediyelerde sırayla etmiş durumdadır. Bir belediye başkanı kadın voleybol milli takımımızın nasıl bir kıyafet giydiğini tarif ediyor. Başka bir belediye başkanı itfaiye arabası alacak diye yola çıkıyor. Fakat kendine lüks makam aracı alıyor. Diğer bir belediye başkanı makam aracıyla tatile gidebiliyor. Yine başka bir belediye başkanı belediyenin tüm balıklarını yok parasına satıyor. Eline kadar son bir iki bina arsasını satmaya çalışıyor. Düzce merkezinde de bir türlü hava kirliliğini halledemeyen, trafik ve ulaşım sorunları ortada kaldıramayan, sadece Düzce'nin her tarafına bir botlarla donatarak kendi fotoğrafları asılmakla uğraşan bir belediye başkanı. Düzce spor maçlarında ve merkez stadı yıktıran, Düzce sporumuzun ayında şampiyonluğunu engelleyen öngörüsüz bir belediye başkanı. Değerli arkadaşlar, görüyorsunuz ki Düzce merkez ilçe ve belediyelerinde bir defter edildi, bir keşif gidiyor. İsmet İnönü Parti'nin hukuk birliği parçası yapıyorlar. Zannediyorlar ki İsmet İnönü istiyor Düzce'den sildik. Silemezsiniz kardeşim, silemezsiniz. Buna gücümüz yetmez. Değerli arkadaşlar, işte bu yüzden yerel seçimler partimiz için çok önemlidir. Hangi belediye başkanı adayıyla bir oy fazla alacak?
hangi görev meclisi, hangi bölge meclis üyelerine fazla olacaksa o adaylarla yola çıkmalıyız. Altını çizerek söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bu konuda hata yapan şansımız yoktur. Önceki yarı seçimlerde Düzce Belediye'nin Cumhuriyet'ten Partisi Belediyesi yaptığımızda Düzce'de Sosyalların Devam Parti Belediyesi'ni nasıl yapılır? Düzce Belediye'nin halkçı belediyeler nasıl olur göstereceğiz. Sosyal medya nasıl adil, sosyal yardım nasıl adil dağıtılır göstereceğiz. Düzce'nin gelirlerini, Düzce'nin evraklarını nasıl harcanır göstereceğiz. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir konuda karar vermeden önce ilçe başkanlarına danışacağımı söylüyorum. Örgütümüzün ortak akılla istişare ederek hep birlikte yöneteceğiz. Tüm başkanlarına, üyelerine kadar herkese eşit mesafede duracağımı, adil olacağımı buradan söz veriyorum. Değerli Cumhuriyet Partiler, böylece Burcu'nun her konusunda yanlış bir kanser hücresiyle savaştığı için Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağımız ilk iş ne pahasına olursa olsun dışarıya taşlı parti bütünlüğümüzü sağlamaktır. Soru gelmeyenli sırt tartışmaları, kişisel hedefli amaçları, parti içi hesaplaşmaları bir kenara bırakarak ülkenin umudu olan bu konuşmaları daha fazla nasıl güçlendirdiğiniz bürgüsüyle hareket ederek genç yaşlısıyla kadın erkeğiyle bir bütün olabilmeyi başarabilmeliyiz. Ben bu duyguya üç hücrelerden karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi olan ülke yönlüğüne karşı sorumluluğu taşımaktır. Tam bağımsızlık aşkıdır. Özgürlük sevdasıdır. Siyaset bana ne verecek değil, ben topluma vereceğim demektir. Cumhuriyet Halk Partisi olmak demek, devrimci olmak demektir. Haksızlıklara karşı boyun eğmemektir. Önemli olan doğru gerçek için sosyal politikalar üretip bunları uygulayacak davaya inanmış kadroları oluşturmakta geçmektedir. Tüm siyasi hız ve kariyer beklentilerinden uzak, ön yardımlardan arınmış, parti aidiyeti yüksek, iktidara olan kulaklanmış bir örgütü hızlı oluşturmaktır. Parti içi demokrasiyi ayrımsız şekilde hayata geçirerek her şeyin en iyisine, en güzeline layık halkımızın yanında olarak gerektiğinde her türlü fedakarlığı yaparak örgütlerimizi hazır ve güvenli tutmak zorundayız. Kişisel zaaflarımızı parti dışında tutarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarışır şekilde parti disiplini içerisinde ülkemizi karanlık amaçlarına alanda pekisyenlerle mücadele edebiliyor. Gün, dostluk, barış, sevgi ve dayanışma günüdür. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten şu andaki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar görev yapmış tüm genel başkanlarımızın sevgi ve saygıyla anıyorum. Ayrıca biliyorsunuz 20 gün sonra büyük kurulduğun kurulduğunuzu yapacağız. Partimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kurulduğunuzda kim genel başkanı seçilirse seçilsin. Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Örgütü'nün genel başkanı olur. Bugün burada seçilecek kurumdan beri görevimiz Düzce Örgütü'nün seçim olarak bizleri en iyi şekilde Ankara'da temsil edeceklerdir. Şunu da belirtmek istiyorum. Örgütümüzde kurumdan beri görevini hak eden, partimize senelerde hizmet eden büyüklerimiz, abilerimiz var. Örgütümüzün zorluğunda bırakmamak için kurumda delegeleri için istekte bulunmayan davaya inanmış büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada küçük hesapları bir kenara koyarak partilerimizi birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Bir üzülenin, bir oluşumun, bir grubun adayı değil. Ben emperyalist güçlere karşı tam bağımsızlık mücadelesi vermiş, ömrümü bu ülkenin bağımsızlığına adamış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıydı. Ben 6. Kıbrıs'ın karşısında bir bilgiler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarımın 1960-1970'lerin ruhuna inanan kitlelerin adayıydı. Değerli arkadaşlarım, her
bunları yoksullaşan açlığa, işsizliğe, sefalete mahkum edilen, halkımızın refah yolunluğu, çocuklarımızın aydınlık geleceği, barış içinde yaşaması bir dünya özgürlüğü, çağdaş, sosyal bir hukuk devleti gibi yönetilen, özgür, demokratik bir Türkiye yoluyla sizleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni birlik olmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımaya, Türkiye'nin tüm belediyelerini Cumhuriyet Halk Partisi'ni Halk Partisi belediyelerini yapmaya hazır mısınız? Türkiye belediyelerini Halk Partisi belediyelerini yapmaya hazır mısınız? Bu zorlu ama olumlu yoldan yer gelen omuz omuz mücadele etmeye hazır mısınız? Komünizm, partimizin emniyetimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere en içten samim duygularla selamlıyorum. Komünizm sonunda kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.